İlk geldiğimde herhalde en büyük sorun buradaki dil ve buradaki yemekler oldu. Tabii işte 15-16 sene ailenin yanında, annenin yanında yaşamışsın. Ve işte sabah kalktığında tabii ben biraz daha eskiden hani anlamıyordum ne kadar bir annenin ne kadar çok iş yapabildiğini. İşte yatağımı toplayan olmuyordu, işte sabah kahvaltımı hazırlayan olmuyordu. Bunların hepsini kendim yapmaya başladım. Tabii anladım işte anneme küçükken ne kadar çektirdiğimi. Ama en fazla bir sorun kesinlikle hani hem buradaki dil olsun hem buradaki yemekler olsun oldu. Ama işte bir 2-3 ay sonra da hepsine alıştım. Ve hani burada hem benim koçlarım olsun hem takım arkadaşlarım olsun gerçekten bütün değerlerime çok saygı duydular. Ve şöyle hani bir çok güzel bir laf vardır. Siz eğer karşıdakinin değerlerine saygı duyarsanız onlar da sizin değerlerinize saygı duyarlar diye. Onun için çok bütün hani yediğim yemeğe helal yemek olsun veya işte ibadetime bütün değerlerime çok gerçekten çok saygı duydular. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Onun için şu an kesinlikle hani bir adapte sorunu yaşamıyorum ama işte ilk 2-3 ay bir yemek ve konuşmada biraz sorun yaşadım. Şöyle söyleyeyim, bu soru gerçekten hani çok önemli bir soru ve teşekkür ederim hani sorduğunuz için. İlk olarak size hani yemeklerden bahsedeyim. Ben buraya Oklahoma takas olduktan sonra yemek konusundaki hassasiyetimi onlara bildirdim. İşte helal yemek olsun veya işte yenilecek etler olsun, bu hassasiyetimi onlara bildirdim. Ve gerçekten çok saygı duydular. O kadar çok saygı duydular ki sırf benim için bütün Oklahoma City takımına helal yemek çıkarmaya başladılar. İşte bu dünya ünlü yıldızlar olsun, işte Kevin Durant olsun, Russell Westbrook olsun veya diğer dünya ünlü yıldızlar olsun beraber helal yemek yemeye başladık. Ve gerçekten hani bu gittiğimiz yerlerde özellikle Türk yemeklerine çok bayıldılar. Bu en son şimdi önümüzdeki bir 15-20 gün sonra New York deplasmanı olacak ve New York deplasmanında mesela sırf bizim için Türk yemeği günü düzenlenecek. Maçtan sonra bize Türk yemeği sunacaklar. Ve başka bir konu ibadet konusunda hani her ne kadar yani işte üst seviyede veya her ne kadar işin zorlukları karşılaşıyorsanız karşılaşın, bu kesinlikle işte Allah'ın bizim üzerimize farz kıldığı ibadetleri hani kesinlikle engellemez. Ben bu hassasiyetimi onlara bildirdim işte. Özellikle namaz konusundaki hassasiyetimi onlara bildirdim. Ve o kadar çok saygı duydular ki hem maç yaptığımız yerde ve hem antrenman yaptığımız yerde bana özel oda tahsis ettiler. İşte sen burada git ibadetini yapabilirsin, namazını kılabilirsin falan. Bu gerçekten çok mutlu etti beni. Çünkü...